Arkadaşlar merhaba. Bugün cuma, endeksimiz kapandı. Hayırlı olsun diyelim, ne diyelim yani. Şimdi bugün grafik mrafik söylemeyeceğim arkadaşlar. Kısa günün, haftanın özeti. Küçük yatırımcı ne yaptı? Psikolojisi nedir? Ben de küçük yatırımcıyım, kendimi anlatacağım yani. Kendimi anlatacağım, ona göre söyleyeceğim. Ne yapmalıyız? Yine 1390'lardan, 91'lerden kapattık. Yine 1400'ün üstüne atamadık. İki gün attık, sevindik. Dedik tamam. Artık yerleşiyoruz dedik. Son dakikada gelen cuma günleri, ay sonu genelde. Bir de cuma günü, hafta sonu belirsizliği. Bizi bu hale getirdi ve yine 1391'lerden kapattık. Yine 1400'ün altındayız yani. Şimdi arkadaşlar, bir küçük yatırımcı olarak size sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim. Bunlar bizi çok yordu. Yıldırma politikasına devam ediyorlar. Bundan ki geçen yılda 1,5 milyon küçük yatırımcı borsaya girmişti. Yani tam doğaçlama yapıyorum, tam rakamını bilmiyorum da 1,5 milyon diyebiliyorum. Bu yılın 6. ayında ise 150 bin yatırımcı, yaklaşık belki 160 bin de olabilir, yatırım hesabını kapattı, nalet olsun bu borsaya dedi. Bu Bitcoin'in de altcoin'lerin de etkisi var tabii. Oralara gittiler, orada da battılar. O ayrı bir dava. Borsadan yatırım hesabını kapattı ve gitti. Ben dedi, bura bana göre değil. Neden böyle düşündüm? Arkadaşlar, borsada bilgi güç demektir. Bilgi. Nasıl devletlerde ekonomi güç demekse, bir İsrail ekonomisi, teknolojisi, silahı ne kadar güçlü değil mi? Küçücük bir alan. Küçücük bir yer. Ama bütün Arapları, Müslümanları parmağında oynatıyor, böyle parmağında. İşte ekonomi güç, silah güç. Borsada da bilgi güç. Borsada bilgili olmazsa, olursan, borsa bilgin olursa, tecrüben olursa, korkma. Ama borsada bilgin yoksa, zayıfsan, ekonominin zayıf olduğu gibi bir devlet depene çökmüşse, başına çökmüşse, seni ne yapıyor? Sömürüyor böyle. Orta Doğu, Afrika, Orta Asya falan filan. Nasıl sömürüyorlar? Kendi kültürünü nasıl oraya yayıyorlar, siz de biliyorsunuz. İşte borsada da bilmiyorsan, çok bilen seni böyle parmağında oynatır. Ne yapacaksın? Önce borsada kendini geliştireceksin. Strateji belirleyeceksin. Şu an borsada arkadaşlar yıldırma, bıktırma, nalet olsun bunlara dedirme aşamasındalar. Yılmayalım. Bıkmayalım. Biz 1400'ün altına sarksak da korkmayalım. Hiçbir şey devamlı düşmez. İstersen 1370'e de gelebilir. Daha önceki videolarda söyledim. 1400'ün de tutunamazsak dedim. İki gün tutunalım dedim. Üçüncü gün yerleşelim dedim. Ondan sonra dedim orayı destek yapalım, olmadı. İnşallah pazartesi günü güzel iyi bir haberler olur da tekrar 1400'üne atarız da gideriz. Yoksa 1370, 1300, 1250 seviyesine kadar da gelebilir. Yani panik olmayın yani. Kısa vadelilerin hep stopsuz çalışmaması gerektiğini defalarca söyledim, yine söylüyorum. Bu bilgiyle olur işte arkadaşlar. Eğer bilgiliysen stopu koyacaksın. Bilgisizsen en dipte satarsın. Eyvah eyvah der, satarsın, panik olursun, gidiyor der, alırsın, böyle seni perişan ederler. Şimdi bazı videolarımın altına yorumlar yazıyorsunuz. Eleştirilere sonuna kadar açayım arkadaşlar. Haksızsam haksızsınız, yanlış yazıyorsunuz da diyebilirsiniz. Ben neden böyle yazıyorsunuz demem. Herkes yanlış yapabilir. Ama bunu minimuma indirmek lazım. Şimdi atıyorum 200 yorum varsa bunun 80 tanesinde hisse soranlar var arkadaşlar. Ben şimdi 80 tane hisseyi
şu iyi, şu iyi, şu iyi, şöyle, şu şöyle olmuş, şu böyle olmuş deyip yazarım, atarım, söylerim, bakarım. Bunlardan 80 hisseden nereden baksan bir haftada 2 tane, 3 tanesi tavan olabilir. Bak falana söylemiştim, tavan gidiyor deyip de kendimi ön plana çıkarabilirim. Ben öyle bir şey yapmam. Öyle bir şey olmaz. Arkadaş, bir hissenin ederi vardır. Sen o hisseyi yukarıdan aldıysan, 15 liradan aldıysan, ederi 5 liraysa, 10 liraya gelmiş ben de alacağım diyorsan, ben ona bir şey diyemem. Temettü veren şirketlere her zaman orta ve uzun vadede alayım bulun diyorum, söylüyorum da. Hatta bir önceki videomun başına da attım. Altına da yazdım. 2001 yılında kim ne kadar temettü vermiş oraya yazdım. Bak oraya arkadaş, bana hisse soracağına bak oraya. Tekrar da bir video çekeceğim. Temettü hissesi diye atacağım yani. Yani yine yapacağım yani. Şimdi borsada, borsaya yeni giren veya 3-5 aylık giren tecrübesi olmayan arkadaşlarımız borsada bir anda zengin olayım diye uğraşıyor. Bir anda zengin olayım ben. Bugün yatırayım, bir hafta sonra param %50 yapsın, 2 ay sonra 2'ye katlasın, 3'e katlasın. Bu şekilde gelen yorumlar da var arkadaşlar. Borsada böyle bir şey yok. Ben zaten İMBK 30, 50 ve 100 hissesi dışındaki hisselere pek yorum da yapmıyorum biliyorsunuz. Söylemiyorum da halka arz olmuş yeni hisselere de bir şey diyemiyorum. Çünkü neden? Grafiği yok. Grafik çalışmıyor. Nereye gider, nereden gelir, nasıl olur onu bilemezsin. Zaten onun, şimdi mesela birkaç tanesi var, isim vermeyeyim. Bir firma çok güçlü ama pahalıdan halka arz olmuş. Atıyorum 8 liraysa 11 liradan halka arz etmiş. Şimdi 7'ye gelmiş diyor ki halktan arzından daha ucuz bu hisse. Ederinden çünkü yukarıda olduğu için ucuz. Sana göre ucuz. Arkadaşlar, borsaya yeni giren kardeşler, 20 yaşında, 25 yaşındaki arkadaşlar, özellikle size diyorum. Ya bir araştırın. Ya bilgisayara yazdığınız zaman örneğin bir firma, mesela neyi atıyorum, A firması. A firması ise diye yazdığın zaman veya A firması diye yazdığın zaman sana onun bütün her şeyi çıkıyor. Ortaklıkları çıkıyor, karı çıkıyor, zararı çıkıyor. Her şeyi çıkıyor arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Oradan da yani o firmaya bakabilirsiniz. Ha, geçmiş firmaları sorabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Ben her şeye cevap vermeye çalışıyorum. Küçük yatırımcı kardeşim. Gerçekten dikkat et. Gerçekten kendini yorma. Paranın hepsiyle tek hisseye girme. Parça parça gir. 10 liradan aldın falan, bu kağıt gitmiyor. Arkadaşım falan işte B firmasını söylemişti. O 3 tavan yaptı. Seninki duruyor. Sen ağır hisse söylüyorsun. Bu hisse gitmiyor. Öbürü 5 tavan gidiyor. Böyle düşünürsen zengin olamazsın. Borsada ben hemen zengin olacağım diyemezsin. Çünkü borsa yatırım yeri. Oyun ve iddia yeri değil. Bunu defalarca söyledim kardeşlerim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz zaten. Yok. Şimdi hafta sonumuz geldi. Hafta sonu gelişmeleri takip edelim. Pazartesi günü 1400 seviyesinin üzerine atabileceğimizi düşünüyorum. Eğer bir sıkıntı olmazsa bu hafta sonraki bir gelişmelerde. Tekrar 1400'ün üzerinde bir hareket yapıp başlarsak 1400'ün üzerinde kapanacağını tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. 1400'ün üzerinde pazartesi kapatırsak olumlu söylüyorum ama tekrardan kapanışımız 1400 seviyesinin altında olur ise bu sefer sıkıntımız büyük. 1400 bizim için çok büyük bir direnç olur. Geçmemiz için çok olumlu bir hareket lazım. Hükümette olur, siyasette olur, bir gelişme olur, bir anlaşma olur. Öyle bir şey olursa 1400'ü ancak geçeriz. Eğer pazartesi günü de 1400'ün altında kapatır isek. Bunu takip edelim arkadaşlar. Diyelim ki 1400'ün üzerine altında açtık. 1400'ün üzerinde kapandık. Yine çok güzel. Bizim kapanışımızın 1400 olması lazım. Buna çok dikkat edin arkadaşlar.
Kesinlikle. Eğer stop olduysanız bugün, bence pazartesi günü saat 5.45'e kadar hiçbir şey almayın. İsterse 1410'a gitsin, almayın. Gün sonunu bekleyin. %2,5 yukarıdan alırım, %6 aşağıdan alırım. 1400'ün üstüne attı gidiyor diye alırsın. 1370'e geldiği zaman belki de senin kağıdın %7-8 aşağı gelebilir. Ertesi gün de 1300'e geleceği için senin hissen bir 5-6 daha gelir. 250'ye geleceği için senin hissen bir 5-6 daha gelir. %15-20 zarardasın. Allah muhafaza. Ve paramızı biliyorsunuz 5'e bölüyoruz. %20, %20, %20 alıyoruz. Hissedeysek de zaten bekliyoruz arkadaş. Biz uzun yatırımcıyız. Bekliyoruz. Hiçbir şey devamlı düşmez. Hiçbir şey devamlı yukarı gitmez. Bir düzeltme gelecek. Bu düzeltmeyi de artık bozdular yani. Cılkını çıkarttılar. Bunlar bizi yıldırmaya çalışıyorlar arkadaş. Yılmak yok. Yılma. Sen elinde 100 lot atıyorum neyin var? Aselsan'ın var. Tavuğun var. Ereğlin var. İşte bilmem neyin var. Nibas'ın var. Tekur'un var. Veya neyin var? Odaş'ın var. Akenerci'n falan filan. Kaçtan aldın? Endeks 140'tan aldı. Kaç adam 10 liradan aldım. Fiyatını 10 liradan aldım yani yuvarlak söylüyorum. Şu anda kaça gelmiş? 7 liraya. Eyvah düşüyor 5 liraya. Ben 7'den vereyim 5'ten alayım. Veya bu hisse çıkacakmış onu alayım. Sakın. Ben satmadığım müddetçe hissenin fiyatı kaç olursa olsun. Benim notum aynen duruyor. 100 mü 100 not? 1000 mi 1000 not? Niye satayım? Niye vereyim paramı onlara? Verme ya. Kaptırma paranı kardeşim. İhtiyacın olmayan parayla giriyorduk ya borsaya. Öyle demiştik. Satmadığımız müddetçe zararımız yok arkadaşlar. Notumuz aynen duruyor. Dolar. Bir de dolar hakkında iki kelime söyleyeyim arkadaşlar. Az önce grafiğine çalıştım. Daha önceki videolarında doların 8.40'ın üzerinde kaldığı müddetçe yönün yukarı olduğunu söylemiştim. Videolarımı dikkatli izleyen arkadaşlar. 8.40'ın üzerinde kaldı ve 8.75, 8.80'e kadar da gitti geri geldi. Şimdi de diyorum ki 8.75'i geçer ise 8.75'i geçer ise 9 gözüküyor. 8.75'i geçemez ise önce 50 ve sonra 40'a gelebiliriz. Bu grafiği takip edin. Sadece bunları söylüyorum arkadaşlar. Eleştirilere açığım. Yorumlara açığım. Ahlak kurallarını bozmayacak şekilde herkes her türlü yorumu yapabilir. Bazı hakaret türünde yorum yapan arkadaşlar da var. Onları buradan yapmamalar için rica ediyorum arkadaşlar. Grafikte çalış deyip böyle anlatmak çalışmamı istemeyenler var. En çok da bu şekilde anlattığım zaman daha çok izleniyor, onu biliyorum. Benim bu şekilde anlatmamı söyleyenler var. Herkes grafikte çalışıyor. Ben önceden çalışıp zaten buraya yazdım. Bak, buraya yazdım arkadaşlar, ben buradan söylüyorum. Yazıyorum, çiziyorum, buradan anlatıyorum. Her şeyi buradan anlatıyorum. Yazıyorum yani ben. Kafadan sallamıyorum. Çalışıyorum, çiziyorum, buradan söylüyorum. Grafikte iki saat sizin kafanızı ağrıtmak istemiyorum. Kısa ve öz. Kısa ve öz anlatıyorum ben. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Göreceksiniz. Zarar etmeyecek inşallah. Zarar etmeyeceğiz biz. Sadece sabır arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, sabretmeyin. Sabredin ya. Yılmayın. Onlar bizi yıldırmaya çalışıyor. Yılmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.